Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, Allah'ın izniyle bir tığ örgüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere güzel bir modelden bahsedeceğim. Herkesin yapabileceği türde bir model. Bayan yelek modellerinde, çeyizlik yeleklerinizde, etoş şallarınızda kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir model. Modelimizin ismi Türkan Şoray Kirpiği. Tığ işiyle yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Modelin yapımı için elimde bu şekilde Alize Süperlana tığ ipim var. Renk numarasını merak eden olursa şöyle göstermek istiyorum. 144 arkadaşlar renk numarası. Siz dilediğiniz marka ip ile yapabilirsiniz. Tığ ile yapacağınız ipleriniz biraz ince olursa zarif ve güzel durur. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelimizin anlatımına geçelim. Modelim için arkadaşlar bu şekilde 45 tane zincir çekmiştim. Kenarlarına 3'er tane kenar trabzanı yapacağım için 6 tane daha ekledim. 51 tane oldu. Ve şimdi bu şekilde zincir üzerine yapacağım. Dilerseniz siz bunu lastik üzerine, yelek yapacaksanız lastik üzerine, ama şallarda bu şekilde zincir üzerine yapabilirsiniz. Modeli 5 ve katlarında zincir çekebilirsiniz. Evet, şimdi buraya da bir şöyle tığımı merak eden olursa tığım 7 numara arkadaşlar, siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Buraya kenar trabzanı yapmak için 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buraya hemen ben zincirim ile birlikte şöyle 3 tane kenar trabzanı yaptım. Yelek yapacak olanlar burayı daha geniş bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde burasını su taşı olarak da ilerleyebilirsiniz. Evet, burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Hemen buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen 5. zincirimin içine batım yaptım. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine 1, 2, 3, 4. 5. zincirimin içine tekrardan batım yaptım. Yine 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içine batıyorum. Bu sıramızı tamamen bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 son sıramdayım. Zincir çektim. Yine 1, 2, 3, 4, 5.'ye tığımın başına ipimi alıyorum. Buraya kenar trabzanı yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum, 3 tane. Dediğim üzere bu kenar trabzanlarını örgünüze göre ayarlayın. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine geriye dönüyorum. Burada zincirim ile birlikte 3 tane kenar trabzanı yapıyorum arkadaşlar. Buraya 2 tane zincir çektim. Hemen buradan şu hemen kenarda çekmiş olduğum zinciri ortalayıp içine bu şekilde batım yaptım sık iğne ile. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer ki 4 tane zincirimin içine trabzanlar yapıyorum. İkili trabzanlar. 1. Aynı yuvanın içine 2 3 4 5 6 7 8 tane bu şekilde trabzan yaptım. Ve hemen şu kısma sık iğne ile batıyorum. İkinci şöyle 1 2 3. zincirimizin 4 tane zincir çekmiştik. Bu kısma sık iğne ile batıyorum. Yine burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Diğer zincirimin ortasına bu şekilde sık iğne ile batıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine buraya trabzanlar yapıyoruz. 1 2
3 4 yine buraya 9 tane trabzan yapıyoruz. Aynı yuvanın içine sayalım. 2 4 6 8 ve 9'uncuyu da aynı yere battım. Şimdi buradaki zincirimin hemen ortalıyorum. Bu kısmına sabitliyorum. Burada 1 6 tane zincirimi çekiyorum. Diğer zinciri sık iğneyle batıyorum. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Burada 3 tane örnek var arkadaşlar, sizlere gösterebilmek için. Buraya 9 tane yine trabzanımı yapıyorum. Burayı hızlıca geçelim. Yine bu kenarda yapmış olduğum gibi burayı da bu kısma sabitliyorum sık iğneyle. Buraya 2 tane zincir çekiyorum. Kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. 3 tane kenar trabzanımı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Buradaki trabzanlarımı aynı şekilde yapıyorum. Ve buraya hiç zincir çekmeden tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen bu kısımdan batım yapıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Sıradaki trabzanımın içine tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen bu kısma yapmış olduğum yere sık iğne ile batıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Sıradaki trabzanımı yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu kısma şu şekilde girerek sık iğne ile batım yapıyorum. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Trabzan yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine bu kısmı bu şekilde batım yapıyorum. Şöyle. Aynı sıradaki trabzanıma 1 2 3 zincir, yine bu kısma batım. Sıradaki trabzanıma 3 tane zincir çekiyorum. Arasına batıyorum. 2 4 5. Toplamda 7 tane bu şekilde firçik yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane daha. 3 tane zincirimi çektim, yine battım. Yine sıradaki trabzanıma bu şekilde battım. 3 tane zincirimi çektim ve buraya battım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada tığımın başına yine ipimi aldım. Sıradaki trabzanıma battım. Sıradaki trabzanıma battıktan sonra sıradaki trabzanıma batmıyorum. Hemen burada 6 tane zincir çekmiştik. 6 zincirin tam orta kısmını bulup bu kısma sık iğne ile batım yapıyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen sıradaki trabzanıma batıyorum. Diğer örneğimize geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Diğer örneğimize geçtikten sonra 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Yine bu şekilde firçik yapıyorum. Yine sıradaki trabzanıma geçiyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar. Yine sıradaki trabzanıma 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Yine aynı. Bir önceki örneğimizde yapmış olduğumuz gibi tekrarlıyoruz. Tekrar aynı şekilde sıradaki trabzanıma geçiyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanın içinden girerek firçik yapıyorum. Buraya da 7 tane firçik yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sayalım. 2, 4, 6 ve 7.yi yapıyorum.
Burada ne yapıyorum? Hemen buradaki zincirimin ortasına birleştirme yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine diğer örneğime geçiyorum. Burada yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar. Sıradaki trabzanıma batıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve fırçık yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Fırçık. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, sıra sonuna bu örneğimi de tamamladım ve geldim. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Direkt atlıyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane kenar trabzanı yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum ve modelimi tekrar çeviriyorum. Burada kenar zincirim ile birlikte 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Burada 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2 tane fırçık. Hemen şöyle yakından göstereyim. 1, 2 fırçık atladım. 3. fırçığın hemen ortasından ikili trabzan yaptım. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 tane fırçık atladım. Hemen bu kısma trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan hemen şu 2 tane örneğimizi birleştirmiş olduğumuz yerden bu şekilde tığımı giriyorum. Buraya birini bir çekiyorum. Diğerlerini ikişer çekiyorum. Burayı biraz daha bu kısma seviyeliyoruz. Arkadaşlar şu araları ikişer çekiyorum. İkili trabzan. Burayı üçte çektim. Birini bir, diğerlerini ikişer çekerek üçte çektiğim trabzanımı yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, fırçık atladım. 3. zincirimin içine bu şekilde battım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Bir tane fırçık atladım. Hemen diğerine trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına tekrar ipimi aldım. Bu aradan batmış olduğum, yani aradan girmiş olduğum trabzanımı birini bir, diğerlerini ikişer çekiyorum. Biraz daha uzun tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tekrardan aynı şekilde 1, 2 atlıyorum. Diğerine trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına tekrar ipimi alıyorum. Ve bu kısma bu şekilde trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu ilk başta yapmış olduğumuz gibi 2 tane fırçık atlıyoruz. Diğer hemen trabzanlarımıza geçip kenar trabzanlarımızı yapıyoruz burada. 2, 3 tane kenar trabzan. 3 tane zincirimi çekiyorum. Artık modelimizi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Modelimize tekrardan devam ediyoruz. Modelin tekrar kurulumunu göstereceğim sizlere. Buradaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Burada kenar trabzanlarımı yaptım. Buraya kenar kısmına 2 tane zincir çekiyorum. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi tığımın başına hemen ipimi alıyorum. Yok, buradan sık iğne yapıyorum. Hemen bu aradaki trabzana sık iğne yapıyorum. Buradan artık trabzanlarımızı yapıyoruz. 1. Burayı 8 de doldurabilirsiniz arkadaşlar. 9 da doldurabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bu sefer 8 dolduruyorum. Yani burayı
Siz mesela modelinizin biraz daha küçük olmasını isterseniz 8 doldurabilirsiniz. Bu sırada 8 dolduruyorum. Bu sırada 9 doldurmuştuk. Hemen yine aynısını yapıyorum. Bu aradaki zincirimin orta kısmını buluyorum ve sık iğne ile batım yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane zincirimi çekiyorum. Burada tekrardan bu kısmı sık iğne ile birleştiriyorum bu zincirimi. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane batıyorum. Tekrar hemen bu kısımdaki zincirime birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Bu aradaki zincirleri elinizin ayarına göre çekin arkadaşlar. Hemen buraya sık iğne ile batım yapıyorum ve diğerine geçiyorum. Burada tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. yapıyorum. Burada yine buraya zincirimi batıyorum. Ortalayıp hemen zincirime batıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum burada arkadaşlar. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada yine kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane kenar trabzanı yapıyoruz burada. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki trabzanlarımı tekrardan yapıyorum. Aynı şekilde burada zincir çekmiyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen ilk trabzanımdan bir tane batım yapıyorum buraya. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Diğer trabzanıma bir tane daha batım yapıyorum. 3 tane zincirimi çekip buraya küçücük bir fırçık yapıyoruz arkadaşlar. Yine sıradaki trabzanımıza, yani artık bu modelimizin tekrarı oluyor. Ben hemen hemen bu sıramı da tamamlayacağım. Tekrar sizlere modelimi gösterelim arkadaşlar. Evet hanımlar, bu örneğimi de sizler için tamamladım. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Hem başlaması kolay, kesimleri de çok kolay olacaktır. Evet, bu şekilde bir örgü modelden bahsettim bu videomda sizlere. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.